Merhaba satranç severler. Günün oyununda tekrar beraberiz. Oyunumuz Kar Sen'le Timur arasında. Biliyorsunuz Magnus Carlsen satranç dünya şampiyonu. Timur Radicevov da Azerbaycanlı. İlk sıralarda ilk dünya sıralamalarında ilk sıralarda olan bir usta satranç oyuncusu. Evet. Hemen oyunumuza geçelim. Magnus D4 yapmış. Timur atı çıkmış. F6 yapmış atı. D4'ten sonra C4. Şuençe tufili çıkacak değil mi? Siyahta giden fili. Evet, dediğimiz gibi oldu. Magnus ne yapmış oldu? E4'ü çıkınca 3 piyonda gördüğünüz gibi merkezde. Evet. Timur diyor ki benim adım Timur diyor arkadaş. Merkezde diyor fazla diyor piyon çoğunluğu olmasın. Ve dikkat edin. Hafifte giden taşı hafif taşlarında beyazda giden fili var. Onu oyuna girmek için bir alan açmış oldu. Magnus diğer atıyla atı bağlamış oldu. Aynı zamanda gelişim hamlesi yapınca Timur dedi ki karşımdaki Magnus ne olur ne olmaz en kısa rokumu yapayım. Kurallara uyayım. Rahatıma bakayım. Evet, Magnus gördüğünüz gibi hatta ikinci kez oynadı. Açılış ilkelerine uygun bir hamle değil, değil mi? Normalde açılış ilkelerinde bir taşla bir kere oynanır. İki kere oynanmaz. Niye? Tempo kaybı olur. O yüzden bir alette bir kere oynamayı tercih ederiz. Gelişimde geri kalmamak için artı tempo kaybetmemek için. Vardır bir bildiği. Değil mi? Öyle diyelim. Merkeze kısa rok yaptığı için Timur merkeze direkt ne yapmış oldu? Ben ne varım demiş oldu. Parçalayayım dedi. Yok dedi Magnus. Daha ben gelişimim geri. Merkezi açamam. Niye? Çünkü Timur'un kalesi hemen E hattından gelip başımı ağrıtabilir. Ben de istemiyorum. Hemen A5 geldi ve beyaza giden fili çıkınca Magnus kısa rok hazırlık yapıyor. Demeye kalmadı. H4 geldi. Şah yönüne doğru bir atak yapacak. Piyonu sürecek muhtemelen yine H5 yapacak. Piyon parçalaması at olursa fil kale vezir orada gereğini yapacak. Onun ben fark ettim diyor Timur. Ve ne yapıyor? H5 yapıyor. Yani dur yolcu. Yeterli demek. Daha fazla gelme. Şahım tehlikeye girebilir. Evet. Oyunlarda çok sık gördüğümüz at açmazı. Siyahta giden filde at açmazı yapıyoruz. Ben yani gelemem açmaza sıkıntıya diyor Timur ve vezirini açmazdan kurtarıyor. Atı alırsa siyah fili alacak. Ben de diyor siyahta giden filimle baskı yapayım. Vezirimle batarya yapayım. Oradan belki bize bir ekmek çıkar diyorum abi. Evet, Timur da atınla genişletilmiş merkez dediğimiz merkez kareleri, komşu kareler olan genişletilmiş merkeze geliyor değil mi? Niye burayı tercih ediyoruz? Atlar burada 8 tane kareye gittiği için hareket kabiliyeti en yüksek. Değil mi? Merkez kare ve genişletilmiş merkez karedeki atlar. Uzun rok yapmayı tercih etti. Ters taraflı roklar mantık aynı. Kim şaha çabuk ulaşırsa o operasyonu çabuk yapar. Bakalım böyle mi olacak? Evet. Timur atıyla ne yapmış oldu? Manevra yapıp ne yapacak? F2'yi alacak. At çatalı yapıp kalenin ikisinden birini istiyor. Ben diyor onu alayım. Magnus. Beyaza giden fili atı alıyor. Ben diyor piyonumu zayıflatmam arkadaş diyor. Şahımı
Tehlikeye atmam diyor Timur. Fil beyaza giden fili de ne yapmış oldu? Oynamış oldu ve böylece gördüğünüz gibi oyun ortasında girilmiş oldu. Gelişme tamamlandı. Burada karşılıklı taş değişimleri hafif taşlarda. Bu beyaza giden fil beni rahatsız etti dedi Magnus ve F3 yaparak bunu dedi çeker misin buradan Timur'a? Çekti tabii ki güvenli alana. Ama bakın C8'e gelmedi. D7'ye geldi. Niye? C8'e gelse sanki hiç fil oynanmamış gibi olacak, değil mi? Evet. Ben de filmi geri çekerim dedi. Ve böylece atı iki piyonla tutmuş oldu. Siyah filin hareket kabiliyetini ne yapmış oldu? Azaltmış oldu. Evet. Ne demiştik? Uzun roklarda şahı bir kare daha yaklaşmanın faydası vardır. Yoksa oradan soğuk bir gelirse, rüzgar bir eserse ceylana tutulur, değil mi? Evet, şah güvenliği için en kenardaki piyonu şahda tutmakta fayda var. Doğrudur. Ben de dedi Timur şahımı dedi H7'ye alayım. Kaleyle vezirle operasyona başlayayım dedi. Bakalım öyle mi olacak? Vezir C2. Evet, piyonu sürüyor Timur. Şimdi şahı niye H7'ye geldiğini anlamış olduk Timur'un. Niye? F piyonunu sürüp merkezi parçalayabilmek için. Evet, siyah filin hareket kabiliyetini kapatabilir. O yüzden almakta fayda var diye Magnus aldı ve taş değişimi oldu. Bakalım ne olacak? Kaleyi de bakın burada da kale asansöre bindi. Kaçıncı kat? Üçüncü kata çıktı. Şaha doğru biraz daha yaklaşmış oldu. Evet. Timur'un şahı bir rahatsız olsa gerek. F8 karesine gitti. Evet. F4. At da geldi. Dedi ki arkadaş ben dedi bu atı merkez kareye oturtayım. Eğer bunu piyonla sökemiyorsak bu at ne oluyordu? İsmi evin karakolu değil mi? Evet. Bu da bize belki ileride bir taktik olanak doğurur dedi. Magnus Carlsen boşuna dünya şampiyonu olmamış değil mi arkadaşlar? Bir insan iyi bir oyuncuysa mutlaka bir esprisi vardır. Çalışmanın yanında tabii ki. Yani hepsi çalışıyoruz falan. Yoksa unvan almak öyle kolay değil. Atlar da değişildi. Şimdi G hattı yarı açık hat olunca asansöre binmiş kale ne olmuş oldu? G3'e gelip şaha doğru yönelmiş oldu. Bakalım ne olacak? Ben de bir fille orayı ne yaparım? Keserim dedi kalemi. Kalenin dedi yolunu keserim. Kulakları çınlasın. Sedat abimizin Taraşa'daki irtibatı kestem der hep. Neşeli bir şekilde. İrtibatı kestem. Evet keser. Hiç dinlemez. Kulakları çınlasın. Buradan da selam olsun ona. Evet ben Magnus'um arkadaş. Gözüm kara diyor. Mutlaka diyor. Sıkıntı yapacağım. Kaleye ne yapmış oldu? Fil değişmiş oldu. Kötü taş değişimi. Yani materyal olarak ne olmuş oldu? Timur biraz daha iyi durumda olmuş oldu. Oyun sonunda iyi durumda kalmış oldu. Evet. Ve F hattı açık hat oldu. Kale sever dedi Timur. Oradan devam edeceğim dedi. Atla kale isteniyor. Kale yerine gelip kaçılınca vezirle boşta duran piyon alındı. Şimdi G'deki piyonu vezirle tutmuş oldu Timur. Ben de dedi bu piyon daha ileri gelmesin. A3 yapayım dedim abi. Ama ne demiştik? Şaha kim çabuk ulaşırsa o operasyonu çabuk yapar. Ve hemen B5 geldi. Bakalım ne olacak? Ben Şah'ın önünü açmam arkadaş dedi. C hattı açılsın sorun değil dedi. Açılınca da
C hattını yürüyor Timur. Mazlum Usta H'den yürüyor. Mantık hep aynı. Değişen bir şey yok. Şimdi kale isteniyor. Kale kaçırdı. Fil isteniyor. Ve piyon. Evet, gördüğünüz gibi taşlar oyun sonuna doğru piyonlar üzerinde yoğunlaşıyor. Filini B4'e gelip siyahta giden fili, bakın, gevşek taşlı sabitlemiş oldu. Piyon koruyor artık, değil mi? Ben de diyor siyahta giden filimi çıkayım da diyor şu piyonu alayım diyor, sıkıntı olmasın. Magnus Carlsen atıyla piyonu korumuş oldu. Şimdi tekrar filin geldi. Ben de dedi bu piyonu vermek istemiyorum. Siyahta giden filmle tuttum diyor Timur. Evet. Magnus atla şimdi ne yapacak? E6'ya gelecek değil mi? Burayı sabitlerse ne olacak? Ön karakol. Belki orada bir operasyonel faaliyet olabilir. Kalenin yolunu kapattığı için fille şah çekebilir ve mata doğru gidebilir. Evet. Timur gevşek taş olan fili ne yapmış oldu? Aldı. Ben de dedi kaleyi aldım. Ben de dedi fili aldım. Bakın burada bir fil alındı. Kaleye at. Şimdi aynı şekilde kötü taş değişti. File kale verdi. Durum ne olmuş oldu? Eşitlenmiş oldu. Ama Timur bir piyon daha aldı. Şimdi Timur'un 4-6 piyonu var. Magnus'un 4 piyonu var. İki piyon önde değil mi? Evet. Bir de Magnus'un atı var. Timur'un fili var. Zaten Timur filleriyle meşhur değil mi? Evet. Vezirleri değişelim dedi Magnus. Gördüğünüz gibi bağlı geçer. Timur'un bağlı geçeri var. Bakın burada vezirler değişildikten sonra fil isteniyor. Fil kaçılırsa kale gidecek. Al diyor fili, ne olacak diyor. Gördüğünüz gibi at isteniyor ve aynı zamanda piyon isteniyor. Piyon alınınca da bağlı geçer diyoruz değil mi buna? F'den ve G'den şaha da gelince, evet, şimdi şu, bakın burada piyonun sürdü 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 son kata geldi. Şah yaklaşmasın diye ve ikinci kattan ayrılmasın diye ne yapmış oldu? Kaleye geldi. Orayı bir sabitlemiş oldu. Şah uzaklaşmaya çalışıyor. Şimdi ne yapmış oldu? Timur Şahan'ı gelip operasyonel faaliyet yapacak. Bakın, değişmek istemiyor. Niye? Değişirse H'deki piyonu nasıl durdurabilecek? Durduramaz. Zaten iki tane piyon da geçer değil mi? Evet. Ben de o piyonu alayım. Artık diyor geç kaldın çünkü diğer G'deki piyon da geldi. El ele verdiler. Doğru geçeri. Terfiye doğru gidiyorlar. Evet, şimdi şahını daha da ilerliyor. Niye? Çünkü F'deki piyonu da tutarsa ve piyonu sürüp ikisinden biri mutlaka geçer olacak. Burada bakın, burada şahı üçüncü kata gelemiyor. Çünkü açarak şah teması var. Sonra da başına bela alıyor. Ve burada Magnus Carlsen Timur'a bakıyor. İyi oynadın diyor. Tebrik ediyor. Ve masadan uzaklaşıyor. Magnus Carlsen ile Timur Recepov arasındaki oyunu bir de Lichess'ten inceleyelim.
Evet. Burada tekrar olsun diye herhangi bir açıklama yapmadık. Magnus Carlsen 4 kusurlu hamle bir hata yapmış. Timur Recepoğlu 0 kusurlu hamle, 0 hata, 0 vahim hata ve ne olmuş? Kazancı elde etmiş. Vay be. Müthiştim Timur. Teşekkürler.